güzel Kocaeli diyebilmek için, bu ne güzel Kocaeli diyebilmek için şu sahnenin sol tarafındaki arkadaşlarımı bu tarafa alabilir miyiz lütfen? Olduğunuz noktadan lütfen kendi sol tarafınıza doğru gelebilir misiniz? Rica ediyorum. Böyle gelin efendim. Millet buluşmasını bu tarafa yapacağız. Bu tarafa değil, bulunduğunuz noktadan şöyle bir geliverin. Gelin efendim bu tarafa. Bu tarafa doğru bir geliverin. Rica ediyoruz sizlerden. Bereketli Giresun'un selamını Kocaeli'ye getirdik. Rica ediyoruz arkadaşlar, şöyle bir gelir misiniz bu tarafa? Kendi sol tarafınıza doğru. Gelin sol tarafınıza doğru bir. Burası yığılmış. Emniyet görevlisi arkadaşlarımız rica ediyor, arama noktası yığıldı diye. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Bulunduğunuz yerin sol tarafına gelir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız giriş yapıyor. Arama noktası yığıldığı için rica ediyorum sizlerden lütfen. Sizler de 5-6 adım bulunduğunuz noktadan sol tarafınıza doğru gelebilir misiniz? Pilot kamera. Bir beni göstersene ekranda. Rica ediyorum bulunduğunuz noktadan sol tarafınıza doğru gelir misiniz? Sol tarafınıza doğru lütfen. Sol tarafınıza doğru rica ediyorum. Buyurunuz lütfen. Emniyet mensubu arkadaşlarımızın ricasını yerine getirelim. Arama noktasında ciddi anlamda çok yığılma var. Bu taraf müsait. Hep birlikte 5-6 adım atarsak sol tarafımıza doğru millet buluşmamızı çok daha güzel gerçekleştiririz. İlginize şimdiden bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız sevgili Kocaeliler? İyi misiniz? İyi misiniz? Millet buluşması şimdi şekillendi. Şöyle bir dosta düşmana bir korku salın. Dostun düşmanın gözü kulağı Kocaeli'nde bugün. Şu pankartları kısa süreliğine rica ediyorum, indirebilir misiniz? Bakın burada cimicip operatör Atatürk kalsın arkadaş. Türk bayrakları kalsın. Sadece şu pankartları bir indirin. Pankartları bir indirin. Gönüllü pankartı da insin. Ha, güzel. Cimicip operatörü şöyle bir dost düşmana sizleri bir göstersin. Bir göstersin. Kaldırın bayraklarınızı. Kaldırın bir bayraklarınızı. Bu ne güzel Kocaeli böyle. Bu ne güzel Kocaeli böyle. Müthişsiniz sevgili Kocaeliler. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım müziği alabilir mi lütfen? Sevgili Kocaeliler, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Değerli Kocaeli hemşehrilerimiz, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş aldırma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzeni değiştirmeye var mısınız? Hayır! Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Hayır! Demokrasiye var mısınız? Hayır! Adalete var mısınız? Hayır!
Liyakate var mısınız? Hayır! Huzura, huzura Kocaeli! Huzura var mısınız? Hayır! Var mısınız? Hayır! Çocuklar hakkını alsın mı? Alsın! Gençler hakkını alsın mı? Alsın! Kadınlar hakkını alsın mı? Alsın! Kocaeli hakkını alsın mı? Alsın! Türkiye hakkını alsın mı? Alsın! Alsın mı? Alsın! Alsın mı? Alsın! Yüreğinize, nefesinize sağlık. Sizleri çok daha çok fazla bekletmeden bir soru soracağım. Sevgili Kocaeliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitirelim mi? İlk turda bitirelim mi? İlk turda bitsin mi? Sevgili Kocaeliler, 2019'da 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğdu. Yeniden Ankara'yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı davet ediyorum. Evet, baharlar gelecek. Nasıl 31 Mart'ta Ankara'ya Millet İttifakı'nın tüm belediyelerine, tüm beldelerine, tüm kentlerine bahar geldiyse, İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bütün ülkeye bahar gelecek. Huzur gelecek, bereket gelecek. Sevgili Kocaeliler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde Ankara'da seçime girdiğimizde şu andaki benzer iftiralar, benzer kötülemeler sürekli olarak yapıldı. Peki niye yapıldı? Yok yok, bu nefret dilini biz bitireceğiz arkadaşlar. Deli saçmalarına güleceğiz ancak. Deli saçmalarına inanmıyoruz. Aynı deli saçmaları devam ediyor çünkü. Çünkü kendi deyimleriyle Ankara'yı parsel parsel satanları görevden almışlardı. Niye aldılar görevden? Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Ankara'yı peşkeş çektiler. Çocuklarına televizyonlar aldılar. Çocuklarına spor kulüpleri aldılar. Anka Park gibi ölü bir yatırıma tam 16 milyar lira parayı gömdüler. Ankara'nın girişindeki kapıları görüyorsunuz. 250 milyon lira bugünün parasıyla para harcadılar. Ne işe yaradığı belli değil ama Ankara'nın birçok köyünde su yok hala. Ankara'nın birçok köyünde hala kanalizasyon açıktan akıyordu. 2013'ten beri bir tane otobüs almamışlardı. İşi gücü bırakıp Ankara'yı şöyle haritanın üzerine bakıp nereden hangi rant çıkar, kime ne rant sağlarız. Dolayısıyla bu rant imparatorluğunu bırakmak istemediler. Şimdiki seçime benzediği için bunları anlatıyorum. Peki söyleyecek sözü olmayanlar ne yapmaya başladı? İftiralar atmaya başladılar. Dediler ki işçileri çıkaracak. Bir tek işçi çıkarmadık. Dediler ki sosyal yardımları kesecek. Tam tersine artırdık. Biraz sonra ufak bir detay vereceğim. Kırsal kalkınmada birçok çalışmalar yaptık. Baktılar ki 11 belediye kazanıldı, büyükşehir. O iddia ettiklerinin hiçbirisi olmuyor. Hatırlayın, Ankara'da dediler ki biz eğer buraları kaybedersek Türkiye'nin bekası gider. Nasıl bir bekaysa, biz seçildik, getirdik TC tabelasını söktükleri yere yeniden taktık.
Çünkü o TC tabelalarını kaldırtanlar vardı. Çözüm sürecinde onları kaldırtan vardı. Artı biz seçilirsek aynı lafları şimdi söylüyorlar. PKK'lılar sayaç okuyacak, DHKP'liler de eve fatura getirecek. İster misiniz diye soruyorlardı. Baktılar hiçbirisi olmuyor. İstanbul seçimini gasp ettiler. Daha sonra İstanbul seçiminde artık BK'dan bahsetmediler. Orada biraz durum değişti. Eğer İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur gibi laflar söylediler. Yetmedi, Binali mi, Sisi mi? Yani bir insan rakibine böyle konuşuyor mu? Binali mi, Sisi mi? Mursi mi, Sisi mi demeye başladılar. Şimdi Sisi ile kendileri el sıkıştılar. Ama baktılar İstanbul'da o da yetmiyor. Yedek kuvvetleri çağırdılar. Televizyona çıkarttılar. İmralı'dan mektup getirdiler. Onları okuttular. Yani o iktidarda kalmak için her şeyi yapar bunlar. Şimdi de yine İmralı'ya heyet gittiği söyleniyor. Yaparlar. Yeter ki o koltukta kalsınlar. Ama 21 yıl sonra artık bu insanlara söyleyecek sözleri maalesef kalmadı. Liyakatsızlık ortada. Çift maaşlar, 3-5 maaşlar ortada, enflasyon ortada. Ülke mülteci dolmuş. Sınırlar delik deşik olmuş. Artık yönetemiyorlar. Ne yapmaları lazım? Mutlaka bir takım çamur atmaya devam etmeleri lazım. Peki 11 büyük şehir olmak üzere 250 kadar belediye değişti. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Bazı örnekler verelim. Sosyal yardımları kesecek dediler. Artırarak devam ettik. Ankara'da suyu sosyal destek alanlar tonu 1 liradan içiyor, 10 tonu 10 lira. 200 bin aileye düzenli şekilde her yıl 3'er ay doğal gaz veriyoruz ve hiçbirisinin o çocukların üşümemesini sağlıyoruz. 17 aydır birer kilo et parası yatıyoruz tam 200 bin aileye. Bunları da kapı kapı dağıtmak falan yok. Artık başkent karta para yatırıyoruz. Hem esnaf kazanıyor, hem bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Ankara'da destek alanların çocukları da okuyabilsin diye 60 bin öğrenci okuldan eve, evden okula ücretsiz taşınıyor. Eskiden bunların hiçbir tanesi yoktu. 16 bin tane çocuğun servis ücretini ödüyoruz. 15 bin tane çocuğun kantin ücretini ödüyoruz. 100 bin tane çocuğa Ankara'da destek alanların bayram harçlığı yatırdık. Evlerine sütler gönderiliyor. Kırtasiye ücretleri ödeniyor. Yeter ki bu çocuklar okusun. Onlar da anneleri babaları gibi destek alır durumda olmasın. Hem kendilerini kurtarsın hem ailelerini kurtarsın diye. Ankara değişmiş, kötü mü olmuş? İşte şimdi Sayın Genel Başkanımızın en büyük projelerinden birisi aile destek sigortası. Bizim yaptığımız Ankara'da çok daha küçüğü. İşte bundan sonra bütün ülkede desteğe ihtiyacı olanların sosyal güvencesi olacak. Hiçbir evde yatağa çocuk aç girmeyecek. Hiçbir çocuk eğitiminden mahrum olmayacak, fırsat eşitliği sağlanacak. Ama şimdiki iktidar mensuplarına baktığınız zaman şöyle söylüyorlar. Şimdiki iktidar mensupları diyorlar ki aç yok. Öyle bir şey görmüyoruz diyorlar. Evet, yalan. Soğan pahalı diyene soğan kafalı diyorlar. Açlık var diyene küren tersiyle ağzına vuracağız diyorlar. Maalesef lüks şatafatlı hayat yaşadıkları için, 3-5 yerde maaş aldıkları için vatandaşın durumunu görmez oldular. Pazarları dolaşsalar, insanların içine girseler bunların hepsini görecekler. Yetmedi. Şimdi devletimizin milli menfaatlerini siyaset konusu yapmaya başladılar. Bu ülkede en son yapılan Anadolu gemisi ta 72 yılında kurulan tersanelerde üretildi. İHA'lar 90'lı yıllardan itibaren
üretilmeye başlandı. Şimdi de geliştirildi. Sanki diyorlar ki bunları alacaklar, depolara kapatacaklar. Durun bakalım, onlara daha ihtiyacımız çok. Eğer Kandil silahı bırakmazsa, Amerika'da hala PKK'yı, YPG'yi silahlandırmaya devam ederse, ofislere bizim ihtiyacımız çok çok fazla. Tepelerini yağdıracağız. Yani bunu da söyleyenler kim? S-400'leri Rusya'dan getirip hangara tıkanlar. Hangara kim koyuyormuş füzeleri? Kendileri koydular maalesef. Peki kiminle ittifak yaptılar? PKK ile aynı görüşte olan, özellik isteyen, federasyon isteyen, Türk kelimesiyle, Türk bayrağıyla sorunlu olan, meclise girdiğin zaman milletvekili yemin edecek misin dendiği zaman bir bakacağız diye tereddütü konuşan şahıslarla ittifak yaptılar. Şimdi diyorlar ki biz sadece listelerimize yer verdik, ittifak yapmadık. Utanıyor musunuz onlara ittifak yaptık demeye? Eğer utanıyorsanız niye listenizi aldılar? Yine bir genel başkan yardımcısı AK Parti'nin aynısını söyledi. Bir milletvekili adayı aynısını söyledi. Bugün de Büyük Birlik Destici, Başkanı Sayın Destici aynı sözleri söylüyor. Onlardan rahatsızız diye. Biz de rahatsızız. Onları meclise niye taşıyorsunuz? Biz 65 milyonun oyuna talibiz. 65 milyon seçmen var. Şucu, bucu, şuralı, buralı, şu partili demiyoruz. Çünkü bizim ülkemizde Hakkari'deki insanın derdi de işsizlik, pahalılık. Edirne'deki insanın derdi de işsizlik, pahalılık. Kars'takinin de, Ankara'dakinin de, Kocaeli'ndekinin de derdi şu anda enflasyon, işsizlik ve pahalılık. Dolayısıyla herkesin oyuna talibiz. Ve tüm sorunları da çözmeye talibiz. Yani Allah nasip ederse 6 tane genel başkan yan yana gelmiş. Çeşitli fikirlerden. Bizim yapacaklarımız belli. Kimseyle gizli saklı pazarlığımız yok. 2400 tane madde milli mutabakat metni olarak hazırlandı, ortaya koydu ve söz verdiler. Biz bunu yapacağız dediler. Dolayısıyla inşallah Millet İttifakı iş başına gelecek ve ayın 14'ünden sonra huzur bulacağız. Şimdi gerek artık, yani bütün tuşları aynı anda bastılar. Bugün Murat Ağrel de yazdı, İmralı'ya heyet gitti diye. Onunla da bununla da her yerle görüşüyorlar. Acele acele açılışlar yapılıyor. İyi yapılan her şeyi başımızın üstüne taşırız. Çünkü yıllar önce Roketsan'ı, Havalsan'ı yapanlar kendisinden sonrası nasıl devrettilerse onlar da bize devredecekler. Bize düşen nedir? Daha iyisini yapmak, daha güzelini yapmak. Şimdi bunlarla göz boyuyorlar. Ayın 15'inden sonra gerçek durum şu. Allah nasip eder, sizlerin de destekleriyle değişiklik olursa en azından yeni bir hükümetin bir şeyler yapma ihtimali var. Ama 21 yıldır bunu yapamamış, başaramamış, enflasyonu durduramamış, Merkez Bankası tam takır olan bir iktidarın artık yapacağı bir şey kalmıyor. Ve eğer Millet İttifakı seçilmezse, iktidar değişmezse halk şununla karşı karşıya kalacak. Ev sahibi kiracıyla dövüşmeye devam edecek. Markete gittiği zaman nasıl alacağım diye düşünecek. Nasıl geçineceğim, kredi kartını nasıl ödeyeceğim diyecek. Eğer aileler bir yıl önceki yumurtayı kaça aldığını hesap edip şimdi daha memnunsa oraya oy verirler. Ama değillerse, ki değiller, inşallah hep beraber bu hükümeti değiştireceğiz. Evet, değiştireceğiz. Evet, evet, değiştireceğiz. Kalp yapacağım, sizin için yapacağım. Sizin için yapacağım gençler. Evet. Biraz ağırdan alıyorum çünkü o kadar çok gelen var ki. Sayın Genel Başkanlarımızı dinlemelerini istiyorum. Evet. Gördüm. Umutsuzluğa yer yok. Çok güzel.
yer yok. Ümitliyiz. Her gittiğimiz yerde aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Evet gençler, 6 tane siyasi parti yan yana gelip birleştiğine göre bu seçimi nasıl kazanacağız? Hadi bakalım duyalım. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Hadi bakalım. Bütün dünyaya ilan edelim. Evet, demokrasi için, ülkemize gelecek güzellikler için, aynı Millet İttifakı'ndaki değişimden sonra yaşanan bereket ve huzur için inşallah değişimi sağlayacağız, hep beraber sağlayacağız. Ama gençlerden bir söz almak istiyorum. Birinci turda bitireceğiz. Söz mü? Söz mü Kocaeli? Söz mü? Evet, sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Evet gençler, bunu istiyor ve yaptım. Artık öğrendim. Her zaman istemedim. Evet. Sevgili Kocaeliler, inşallah hep birlikte bu değişimi gerçekleştireceğiz ve 15 Mayıs'tan sonra ülkemize bereket, huzur gelecek. Bu nefret edici, ayrıştırıcı siyaset ortadan kalkacak. Şunu söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Bıktık azar işitmekten. Öyle mi? Fırça yemekten bıktık artık. Her şeyimize karıştılar. Dolayısıyla artık bundan sonra herkesi vatandaşı gibi gören, herkesten vergi arıyorsun, herkes askerlik yapıyor, herkese eşit davranılması gerekiyor. Ama siz bize oy vermiyorsanız o zaman siz şöylesiniz. Hayır, Cenab-ı Allah 7 milyar insanı farklı farklı yaratmış. Herkes farklı düşünmeye, aynı düşünmeye mecbur değil. Farklı farklı düşünecek, bir amaç uğruna yan yana gelecek. Biz bugün Cumhur İttifakı'na oy verenlerin hepsine saygı duyuyoruz. Ama onlar da Millet İttifakı'na oy verecek insanlara saygı duymalılar. Nedir o? İllet lafları, zillet lafları yakışıyor mu? Artık tatlı dilli bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Bakın bugün günlerden cuma. Cuma'ya gidiyor insanlar, ibadetini yapıyor, içeriden huşu içinde çıkıyor. İyi de iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar değil mi? Kötü bir şey çıkmaz değil mi? İftira etmez değil mi? Yalan söylemez değil mi? İşte bundan kurtulacağız. Size yalan söylemeyen, yaptığı işlerini hesabını veren, hesap vermeye talip olan ve bunun için de Millet Meclisi'ne, denetim komisyonuna muhalefete başkan yapacak kadar kendine güvenen bir yönetim geliyor. Ve bu nedenle diyorum ki inşallah hep birlikte ayın 15'inde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçecek. Kızılay'da karşılayıp Çankaya Köşkü'ne kadar hep birlikte yolcu edeceğiz. İnşallah güzel günlerde buluşmak üzere, baharlı günlerde buluşmak üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kocaeliler, bu toprakların öz evladıyla, Kocaeli'nin kızıyla buluşmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Gözlerinde cesaretin onuru ve dürüstlüğü, yüreğinde millet sevgisiyle Türkiye'nin cesur, kararlı, vizyoner lideri, İYİ Parti'mizin genel başkanı, Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Sayın Meral Akşener'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum.
teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün burada olmak, böyle güzel bir meydanda sizlerle beraber olmak, hanımefendilerle, beyefendilerle ve gözümüzün nuru gençlerle olmak ve kısaca doğduğum şehirde olmak nasıl güzel bir his anlatmam mümkün değil. İnsanın evinde olması kadar güzel bir şey yoktur. Burada olduğunuz için, beraber olduğumuz için inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım. Her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün de bu havada, soğuk bir havada işinizi gücünüzü bıraktınız, buradasınız. Bu çok büyük bir vebal. Allah beni sizlere karşı utandırmasın. Ama hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Şimdi 13. Cumhurbaşkanımız çıkıp konuşacak. Benden evvel de Sayın Mansur Yavaş konuştu. Ben nasıl olsa bu şehrin kızıyım. Çok uzun tutmayacağım. Dolayısıyla kısa bir hasbihal edip ondan sonra da sözü Sayın Kılıçdaroğlu'na, 13. Cumhurbaşkanımıza bırakacağım. Şimdi evet, başbakan olacağız ama ben birinci parti olmadan olmaz. Evet. Şimdi öyle pazarlıkla puzarlıkla olmaz. Alengirlilikle hiç olmaz. Helal oylarınızla bir oyunuz, yani alacaksınız evet mührünü. Bir tanesini Kemal'e vuracaksınız. Bir tanesini de Meral'e vuracaksınız. Evet. Evliya Çelebi'nin dediği gibi, havası latif, suyu leziz, insanı munis İzmit. İzmitli, kalbini, gönlünü Türkiye'nin her yerinden gelen insanlara açar ve ekmeğini, işini, gücünü, her şeyini paylaşır. Onun için Kocaeli'nde sadece doğmak değil, Kocaeli aynı zamanda Türkiye'den gelen her bir kişinin doğduğu şehir, doyduğu şehirdir. Dolayısıyla İzmit'te olmak, İzmit'te doymakla eşdeğerdir. Değerli hemşerilerim, bir seçime gidiyoruz. Zannedersiniz ki cenge gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Senelerdir seçim yaparız. Bu derece pis bir dilin, bu kadar kötü cümlelerin, bu kadar iğrenç insanları birbirine dövüştüren bir sistemin olduğu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Benim yaşımdakiler bilir, seçim bir bayramdır. Gençler çok şanssızsınız. Yani bizler seçimi seçmen veli nimettir diyen siyasetçilerin bizleri ikna etmek için gayret sarf ettikleri, rekabeti hizmet üzerinden, projeler üzerinden yaptıkları, seçmenin karşısında topuk selamı verdikleri, seçmenin sigaya çektiği, seçmenin kontrol ettiği, seçmenin veli nimet olduğu seçimlerden sanki Allah Allah diyerek düşmana bir savaşa gidiyormuş gibi konuşmaların olduğu bir seçime gidiyoruz. Başlı başına bu bile 14 Mayıs'ta oylarınızın birinci oyun Sayın Kılıçdaroğlu'na, tabii ben kendi partime de oy isteyeceğim, CHP'liler beni affedin ama sizden de birer tanecik isteyeyim bari. Bana bakın. Tabii Cumhuriyet Halk Partililere saygım sonsuz, vereceksiniz oylarınızı partinize, ona itirazım yok ama birer tanecik ben alabilir miyim? Her evden bir tanecik alabilir miyim? Peki İYİ Partililer tamamı, CHP'lilerin birer tanesi. Söz mü? Söz mü? Peki çok teşekkür ederim. Şimdi işin latifesi bir tarafa. Bakın. Bir bakan, halen bakan, Bekir, ya beyefendi bak biz yuhlamıyoruz, biz kafa buluyoruz, biz gereğini yapıyoruz.
Hele sizin hemşeriniz gereğinin hasosunu yapıyor biliyorsunuz. Şimdi bakın çok enteresan. Çıkmış diyor ki, sana mı atayım? Hayır atmam, bana var. Ha ha, vermiyorum. Vermeyeceğim. Peki, şimdi adam çıkmış diyor ki, bu seçimi 14 Mayıs akşamı bu sahayı dolduran sizlerin oylarıyla biz kazandığımız takdirde FETÖ kazanacakmış. Ay bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm. Ben, yok yok, yuhlamayın. O seviyeye düşmüyoruz. Yahu ben 8 sene meclis yönettim. Bu arkadaş çıkar, şu şekilde çıkar. FETÖ'yü bir anlatır, bir anlatır, bir anlatır. Allah'ım bir anlatır. İtiraz edene, itiraz edene bir fırça, bir fırça meclis kürsüsünden yapar. En derin bir şekilde saygılarını, sevgilerini gönderir. Yeryüzünün en cıvık FETÖ övgüsünü yapan adamdır ya bu. Şimdi bakın nereden nereye, patronu öyle söylüyor ya. Nereden nereye, kimler kimlerle beraber, aynısı. Şimdi diğeri, daha vahim bir şey var. Ben doğrusu Sayın Binali Yıldırım'a hep saygı duymuşumdur. Yahu İstiklal Marşı'nı yazılıdan okuyamadı. Hadi geçtik, geçtik. Bir acayip böyle bir ne olduğunu anlayamadığım bir öfkeyle diyor ki 14 Mayıs akşamında bunlar kazanırsa bunlar siz oluyorsunuz, biz oluyoruz. Ya millete bunlar demek ayıptır, ayıp. Sen kimsin? Şimdi diyor ki, diyor ki işgalciler kazanır. Ya tarihten haberi yok. Arkadaş, İstiklal Savaşı'yla bu milletin, hele ki İzmit'in, hele ki İzmit'in her bir ferdi, her bir ferdi, kadını, erkeği, genciyle işgal güçlerini, canları, terleri, istikballeri pahasına bu şehirden kovmuş İzmitliler. Siz işgal gücüymüşsünüz, bu arkadaşlar da istiklal mücadelesini veriyormuş. Peki muhteremler, habur habur haburda yapılan ihaneti nasıl karşılayacağız? Neyle tarifleyeceğiz? Ben Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nin, önce Yıldız Teknik Üniversitesi, sonra Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nin 15 yıllık hocasıyım. Benim Kürt öğrencilerim vardı, hala görüşüyorum. Enteresan bir şey, Habur'daki rezalet olduğunda iki öğrencim aradı beni. İki öğrencim dedi ki hocam, Kürt öğrencilerim, hocam bu teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk'ün resmiyle Türk bayrağı çıkarıldı o çadır mahkemelerinden. Buna karşı çıkın dedi. Ben de o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekiliyim, meclis başkan vekiliyim. Sayın Oktay Vural'a dedim ki soru sorun, böyle bir şey var mı? Cevap veremediler. Şimdi biri çıkmış diyor ki, biri çıkmış diyor ki eski başbakan işgal güçleri kazanacak. Ah bakın, bütün bunlar ne biliyor musunuz? Sizi çırak çıkartmak için yapılan hırsızlıkları, yapılan haksızlıkları örtmek için yapılan kutuplaştırmalar, düşmanlaştırmalardır. Bir başkası var, o daha komik. Şimdi biraz evvel Mansur Bey çıktı konuştu ya, bir jeliboncu arkadaş var Ankara'da. Ya jeliboncu. Şimdi bakın, ey sevgili gençler, bu jeliboncu arkadaş, yalnız ya niye bu kadar bu dinozora düşkün bu arkadaş? Ha? Niçin böyle? Ya o parkı gördüm. Çocuklar ne kadara yapılmış biliyor musunuz? 16 milyar lira. 3 kişinin cebine gitmiş. Cephellezi olmuş. Sen
sen KYK borcu olan kardeşim, evladım, siz aç uyuyun, 16 milyar lirayı cephellezi etsinler. Jeliboncu arkadaş. Fakat şimdi o Anka Park'ta, ya garibim dinozor, her yerde dinozor. Dinozorların buralarını yolmuşlar. Şuralarını yolmuşlar. Dinozorları da işkence edilmiş bu arada. 16 milyar nereye gitmiş belli değil. Şimdi biraz evvel burada konuşan Sayın Mansur Yavaş ise ne yaptı biliyor musunuz? Ankara çiftçisine 4 buçuk milyar lira para kazandırdı. Şimdi dolayısıyla bir tarafta cebellezi, bir tarafta çalmadın mı, çırpmadın mı çiftçinin kazandığı yılda 4 buçuk milyar lira. Hesap edin hırsızlık kesildiği gün ne olacak? İşte bunlar konuşulmasın diye biz harbe gidiyoruz. Şimdi daha enteresan bir başka arkadaş var. Ya adam şeye takmış kafayı. Erkek erkeğe evlilik. Bugün itibariyle yeni bir şey daha var. Erkekler ve hayvanlar evleniyormuş. Ya ben bunu duymadım hiç. İzmit'te böyle bir şey hiç rastlamadık. Onca iş içinde geline nokta bu mudur ya? Bu nasıl bir duygu? Bu nasıl bir düşünce? Bu nasıl bir psikoloji? Ben Türkiye'deki tüm psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmeleri için çağırıyorum. Davayın bir şey var. Davayın bir şey var. 14 Mayıs'ta burası şu sal, bu meydanı dolduran şerefli kardeşlerim sizler benim için hangi partiye oy verirse versin her bir vatandaşımız bu ülkenin has evladıdır, şerefli bir üyesidir. Orada sorunumuz yok. Ama bunlara göre biz seçimi kazanırsak darbe yapmış olacakmışız. Bakın aziz milletim, değerli hemşerilerim, sevgili gençler. Artık bunlar kafayı yedi. Allah aşkına oylarınızla şunları bir an evvel emekliye sevk edelim. Allah rızası için canınızı kurtaralım, sizi kurtaralım, sizi. Gidiyoruz gümbürtüye. Şimdi en son Recep Bey'den inciler. Şimdi bizi Sayın Kılıçdaroğlu'yla beni Gabar'a gömüyor, Cudi'ye gömüyor. Buradan sesleniyorum. Sayın Recep Bey kardeşim. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır iman edenler için. Ben bir şehit olarak Gabar'a, Cudi'ye gömülmeye hazırım da sen Manhattan'daki evi ne yapacaksın? Apartmanı ne yapacaksın? Buradan aldığınız paralarla. Şimdi bir başka şey daha var. Bir başka şey daha var. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkede yaşayan herkesin namusunun, şerefinin, güvenliğinin korunmasından sorumludur. Biz kadınlara sürtük dedi. Siz gençlere süfli dedi. Doktorlara defolup gidin dedi. Yok bak ya yuhlamıyoruz. Yuhlamıyoruz. Emekli ediyoruz emekli. Emekli ediyoruz. Emekli edeceğiz. Şimdi yapılacakları iktidar olur olmaz yapacaklarımızı da 13. Cumhurbaşkanımız sizinle konuşsun diye onlara girmeden sözümü bitireceğim ama şuradan birkaç tane şeyi okumak durumundayım. Kadın cinayetleri durdurulacağız. Söz mü? Söz. Peki demokrat mı vesaire diktatör mü? Elbette demokrat. Kızım canım çıktı demokrasi için. Böyle bir soru yapmayın. Mühendis, mimar, şehir planlayıcısı atama söz mü? 50 bin söz mü? Ben söz veriyorum. Bak 13. Cumhurbaşkanından sakın söz alın ha. Ben söz verdim gitti. Şimdi sonuç itibariyle o kadar çok şey var ki. Ama bir şeyi birlikte başaracağız. O da şudur. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle beraber başaracağız. O da şu. Adaletin,
yargının bağımsız, korkusuz, objektif vicdanıyla karar veren bir yapı haline getirilmesi, savcıların sadece ve sadece Cumhuriyet savcısı olmalarının sağlanması, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve kayırmacılığın, yandaşlığın kaldırıldığı bir Türkiye. Herkesin eşit olduğu bir Türkiye. Kocaeli Spor'u unutabilir miyim oğlum? Kocaeli Spor bizim gözümüzün nurudur. Şimdi son söz olarak bir oy Kemal'e. Söyleyin bakayım. Bir oy Kemal'e. Bir oy Meral'e. Ah çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Sağ olasınız. Var olasınız. Sağ olun. Bu toprakların öz evladı, Kocaeli'nin kızı, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli Kocaeliler, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Sevgili Kocaeli'li genç arkadaşlarım, ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Tasalanma kardeşim, artık umutlan, sen de güleceksin. Yok artık yalan, zalimin korkuya kapıldığıdır bu an. Gitti gidiyor tiran, geliyor gelmekte olan. Adamısın izinle Kılıçdaroğlu. Samsun'dan Antalya'ya, Edirne'den Ardahan'a, yüreğinde Anadolu Kılıçdaroğlu. Gelenden gelene, halkımızla el ele yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, adalet yolunda. Evet. Hak, hukuk, adalet. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaeli'nin benim hayatımda özel bir yeri var. Çünkü evlendiğimde düğünümü burada yapmıştım. Kocaeli'de olmaktan son derece mutluyum. Bir sanayi kentim, bir üniversite kentim, aydınların kentim, Anadolu'ya kucak açan bir kent aynı zamanda. 81 ilden vatandaşlarımızın gelip mücadele ettikleri, alın teri döktükleri güzel bir kent. Bu güzel kenti büyütmemiz gerekiyor. Bu güzel kentte hiçbir çocuğun yatağa aşk girmediği bir atmosferi yaratmak gerekiyor. Bu güzel kentte gençlerin kentin sokaklarında özgürce gezmeleri gerekiyor. Bu güzel kentte bütün annelerin evde mutlu olması gerekiyor. Çocuklarını okula gönderirken huzur içinde göndermeleri gerekiyor. Bunun için beraber mücadele edeceğiz. Ve bunun için bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişime. Ve bu değişimin adresi adalettir, haktır ve hukuktur. Adaleti, hakkı ve hukuku savunmak için yola çıktık ve bunu yapacağız. Kocaeli'nde de, bütün Türkiye'de de bunu yapacağız.
göreceksiniz. Bütün Türkiye'de yapacağız. Gençler. Gençler. Dersime iyi çalıştım. Buraya gelirken baktım. Notlarıma baktım ve dersime iyi çalıştım. Kocaeli'nde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı 117.510 kişi. 117.500 gence sesleniyorum. Eğer sizler peki demokrasi istiyor musunuz? Hakkı, hukuku ve adaleti istiyor musunuz? Bir tweet attım diye başıma bela gelir diye bir endişe duymamak istiyor musunuz? O zaman şundan emin olun. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Bunu sakın unutmayın. Bunu sakın unutmayın. Sizler için ne gerekiyorsa yapılacak. Bakın değerli arkadaşlarım. Saygıdeğer Kocaeliler, evde huzur varsa apartmanda huzur vardır. Apartmanda huzur varsa mahallede huzur vardır. Mahallede huzur varsa o kente huzur vardır. Hiç kimse unutmasın. Bir çocuğumuz açsa 85 milyonumuz açız. Bir çocuğumuz eğer soğukta kaldıysa doğalgaz parasını ödemedi diye hepimiz soğukta kaldık demektir. Parasını ödeyemediği diye elektriği kesildiyse aslında hepimizin elektriği kesildi demektir. O nedenle yeni bir atmosfere ve yeni bir değişime ihtiyacımız var. Size söz vereceğim. Sözüm söz. Sözüm söz. Cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizde göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadığı, hiçbir fakirin, fukaranın, elektriğinin, suyunun, doğalgazının kesilmediği bir Türkiye inşa edeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Emekli kardeşlerim, size de söyleyeyim. Tam 2015'ten bu yana emeklilere iki maaş ikramiye verin. Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda ve asgari ücret kadar verin dedim. 2015'ten bu yana itiraz ettiler. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın diye. Israr ettim. Parayı da gösterdim. Sonra biner lira verdiler. Sonra seçimler yaklaştı. Biraz artırdılar. Ben onu kabul etmiyorum. Emekliye en az Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda en az asgari ücret kadar ikramiye vereceksin dedim. Vermezsen kabul etmem. Vermedi. Şimdi bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gidip Kurban Bayramı ikramiyesini almak için, 15 bin lirayı almak için hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? O zaman değişime de hazır mısınız? Değişime, dönüşüme hazır mısınız? Haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana bir iktidarı getirmeye hazır mısınız? Gideceksiniz bankaya Kurban Bayramı'nda. 15 bin lira parayı Bay Kemal'in yatırdığını göreceksiniz. Alacaksınız, ananızın ak sütü kadar kullanacaksınız o parayı. Şimdi ben bunu söylüyorum ya, gene koro halinde bağlıyorlar. Bay efendim, parayı nereden bulacaksın? Para yok diyorlar. Beyefendi sen kamu özel işbirliği projelerinde dolar garantili veriyorsun. Avro garantisi veriyorsun. Yabancı ülkelerdeki enflasyonu da bizim sırtımıza yıkıyorsun. Onlara milyar dolarları verirken para var. Emekliye gelince para yok. Para var efendim, para var. Para var. Parayı kim verirler, nereye harcanacağını siyasi tercih. Ben halktan yanayım. Halk için çalışıyorum. Vatandaş için çalışıyorum. Beşli çetelere para var, halka para yok. Bay Kemal'in iktidarında da beşli çetelere para yok, halka para var. Siz kazanacaksınız. Siz kazanacaksınız. Bakın, emekli üzerinde niye duruyorum? Burada Seka fabrikası vardı değil mi? Orada
binlerce insan çalıştı. Alın teri döktü. Kendi primini ödedi. Zamanı geldi, emekli oldu. Emekli ne demektir? Aylığını alır, rahat geçinir. Yazsa mütevazi bir yaz tatilini geçirir, yaz tatiline gider. Dolayısıyla huzur içinde torunlarını sever. Onlar el öpmeye geldiğinde de bayram harçlıklarını verir. Ya şimdi emekli perişan oldu. Memlekette vatandaşı kuru soğana muhtaç ettiler. Allah aşkına hiç aklınıza gelir miydi ya? Soğanı almakta zorluk çekeceğiz diye. Soğanı almaktan. Gençler diyorlar ki sana söz, Kocaeli'ye de bahar gelecek. Sadece Kocaeli'ye değil, Türkiye'ye baharı sizler getireceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Gel arkadaşlarım. Şehir hastaneleri açtılar. Merkezdeki hastaneleri kapattılar. Ve sizler hastaneye gidemiyorsunuz. Uzak bir yerdeki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Size söz. Bay Kemal sözü, o hastaneler yeniden açılacak. Aferin. O hastaneleri yeniden açacak. Niçin onlara söz vermişler? Dolar garantisi söz vermişler. Gitsinler hastalar oraya. Oralarda kullanılsın diye. Bir sorun mu var orada? Ambulans. Evet, bir ambulans sağlık görevlileri oraya bakarsa. Dolayısıyla hiç meraklanmayın. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Emin ol. Emin ol. Emin ol. Efendim, şehir hastanelerini çözeceğiz ama özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki merkezlerinde çalışan öğretmen kardeşlerim var. Onların da sorunları var. Ne olursun dile getir diyorlar. Fazla kalmadı. 20-25 gün sonra her şey çözülecek. Oralarda çalışan öğretmen kardeşlerim de rahat edecek. Onlar da kamuda çalışan öğretmenler kadar en az ücret alacaklar. Onu da sağlayacağız. Ayrıca bir şey daha. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bundan da emin olun. Köyler öğretmensiz kaldı. Niçin? Çocuğunu okutmak isteyen köyü boşaltıp şehre geliyor, merkeze geliyor. Oysa kırsalda çalışmak lazım, üretmek lazım, kazanmak lazım. Bu konuda da söz verdim, kırsalda çalışan bütün gençlere ve kadınlara sizin sosyal güvenlik primlerinizi devlet olarak biz ödeyeceğiz. Siz çalışın, siz üretin, siz kazanın, siz alın teri dökün, sizin sosyal güvenlik primlerinizi de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece kırsalda çalışan kadın emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Bunu da bilmenizi isterim. Bunu da gittiğiniz her yerde kırsalda kadınlara özellikle anlatmanızı isterim. Kadınlar sahipsiz kalmasın. Devlet kadınların bir numaralı güvencesi olmak zorundadır. Kadını yalnız bırakmayacağız. Kadın bütün sıkıntıları çeken, evde bütün sıkıntıları çeken, acıları çeken kadındır. Annemden bilirim, baba biraz mesafelidir evde. Biz harçlık isterken annemize söylerdik. Annemiz de babamıza söylerdi ve harçlığı öyle alırdık. Dolayısıyla babaya ulaşmak biraz zor ama anne can dostumuz. Bütün dertlerimizi annelere anlatırız. Annelerin eli öpülür ve sevgili peygamberimizin dediği gibi cennet anaların ayakları altındadır. Bütün anaların, bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Bunu bilmenizi isterim. Ve her evde annenin huzur içinde çocuğunu okula göndermesini isterim. Ben öyle tablolarla karşılaştım ki çocuğunu okula gönderirken ekmeğin arasına salça sürüp beslenme çantasına koyan anneleri biliyorum. Dolayısıyla Allah nasip eder, sizlerin sayesinde iktidara geldiğimizde göreceksiniz. Bu beslenme işini de bitireceğim. Çocuk okula gidecek. Okulda diğer arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü, yemeğini orada yiyecek. Hiç kimse herhangi bir bedel ödemeyecek. Çocuk beslenecek, karnı tok eve gelecek. Dolayısıyla beslenme çantasına ne koyayım? Acaba bugün bir şey var mı diye bir dert olmayacak.
Eğer bir devlet kendi evladına bakamıyorsa o devlet sosyal devlet değildir. Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Beslenme çantası değil, okulda çocuklar arkadaşlarıyla beraber güle oynaya yemeklerini yemeli, eğlenmeli, koşmalı, eve de huzur içinde dönebilmeliler. Şehit ailelerine ÖTV'siz araç, onlara da sözüm var. Şehit aileleri var, onlara birer araç alıyorlarsa ÖTV almayacağız. Dolayısıyla o ailelerde devletin, sosyal devletin yararını görmüş olacaklar. Aracı olan var mı? Araç muayene istasyonlarına gidiyor musunuz? Dünyanın zammını yaptılar. Allah aşkına. Özelleştirdiler, bu hale getirdiler. Onu da alacağım. Hiç meraklanmayın. Onu da alacağım. Onu da alacağım. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Sözlerimi bitireyim. Ama biraz, çünkü atmosfer malum biraz serin. Şunu ifade edeyim. Savunma sanayi bir devlet politikasıdır ve savunma sanayi bir milli politikadır. Gazi Mustafa Kemal savunma sanayini kurmak için Kırıkkale'de, küçük bir köyde entegre savunma sanayini 1930'larda kurdu. Kırıkkale bu açıdan büyük bir merkezdir. Daha sonra rahmetli Ecevit, sonra rahmetli Özal döneminde savunma sanayi fonu kuruldu. Havelsanlar, Roketsanlar o dönemde yapıldı. Ve bunların her birisi bizim iftihar ettiğimiz değerli kurumlar. Bugün ihaleler yapılıyor, sihalar yapılıyor. Hiçbir itirazımız yok. Bunların daha fazla gelişmesi lazım. Ama bir sözüm var bu millete. Bir sözüm var. Atatürk Havalimanı'nı ne hale getirdiler? Atatürk Havalimanı'nı Atatürk Uzay Merkezi Çalışmaları Merkezi yapacağız. Amerika'da çalışan iki Türk'ümüz var. İki Türk. Amerika'da. Uzay sanayi konusunda Elon Musk'tan sonra en büyük firma. En büyük firma. Bunlarla oturdum. Bunlarla konuştum. Siz Türkiye'de uzay sanayinin gelişmesi için kuracağımız bir merkezde gelip burada yardım yapabilir misiniz? İş yeri açabilir misiniz? Söz verdiler açacağız diye. Bunu konuştum. Bunu ifade ettim. Arkadan bugün NASA'da çalışan bir Türkene telefon etti Amerika'dan. Eğer siz bunu yaparsanız ben de NASA'dan ayrılacağım ve geleceğim o uzay merkezinde çalışacağım diyor. Bizim hayallerimize onlar yetişemezler. Bizim hayallerimize. Yeşilköy'ü aldılar, ne hale getirdiler. Yeşilköy bizim tarihimize çok önemlidir. Tayyare okulunun kurulduğu, hava kuvvetlerinin temellerinin atıldığı bir yerdir. Mustafa Kemal'in hedefi sadece uçak değil, uzay da aynı zamanda. Ne var oralarda? Nasıl gideceğiz oralara diye. Dediğim gibi her şeyi yapacağız ama bunları devlet yapacak. Bir daha söylüyorum, devlet yapacak. Özel sektörü yaptığında hisseyi tuttu, Fransızlara sattı diyelim. Almanlara sattı. Fabrika kimin olacak? Onların olacak. Devletin olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olacak. Ve devlet bu alanı boş bırakmayacak. O konuda herkese sözüm var. Bugün az önce saydım Aselsan'ı, Havelsan'ı, Roketsan'ı, bunların tamamı sermaye olarak devletin elindedir ve devlet buraları özel olarak korur. Biz de aynı şekilde buraları koruyacağız. Diyorlar ya, efendim gelince İHA'ları, SİHA'ları yok edecekler. Yok öyle bir şey. Niye yok edelim? Akıl var, mantık var. Kim daha çok çalışırsa her türlü desteği vereceğiz. Kim daha fazla üretirse her türlü desteği vereceğiz. Savunma sanayi milli bir meseledir. Bir parti meselesi değildir. Milli meselenin sağcısı, solcusu, ortacısı olmaz. Milli mesele önemli bir meseledir. Bir şey daha söyleyeyim. Bazen bizi suçluyorlar. Gidiyorlar başka partilerin gençlik kolları sahte broşürler basarak CHP ile ilgili bir sürü yalanlar söylüyorlar. Öyle diyeyim, daha yumuşak bir ifade. Yalanlar söylüyorlar. Sevgili Kocaeliler, terör bir insanlık suçudur.
kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, aklı başında olan herkes teröre karşı onurlu duruşunu göstermek zorundadır. Akın ve net. İki, bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. İki kırmızı çizgimiz. Bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız. Herkes anne babasıyla iftihar eder. Ben anne babamı seçme hakkına sahip değilim ki. Ama annemle babamla gurur duyarım. Hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin yaşam tarzı siyasete konu olmaz. Siyaset nedir? Vatandaş memnun mudur, değil midir? Vatandaşın işi var mıdır, gücü var mıdır? Üniversitede bitirdi oğlu kızı, bunlar iş buldu mu bulmadı mı? Gençlerimiz bakın umutsuz. Geleceği yurt dışında arıyor. Acaba girersem biraz para kazanabilir miyim? Orada iş bulabilirim diyor. Neden biliyor musunuz? Bunu da araştırdım. Onlar araştırmazlar ama ben araştırırım. Gençler bugün Türkiye'de asgari ücretle iş bulsalar dahi, sigortalı bir iş bulsalar dahi ne araba sahibi olabilirler ne ev sahibi olabilirler. Ev fiyatları %300, %400, %500 arttı. Evleri parası olan yabancılara veriyorlar, bir de vatandaşlık veriyorlar. Söz verdim, hiçbir yabancıya ev satılmayacak kardeşim. Hiçbir yabancıya verilmeyecek. Çok net, çok net. Dolayısıyla gençler ne ev sahibi ne araba sahibi olabilir bu ücretlerle. Ama diyor Almanya'ya, Fransa'ya, Japonya'ya, Kanada'ya gidersem asgari ücret alsam dahi bir süre sonra arabam, ondan sonra da bir süre sonra evim olabilir diyor. Türkiye'de ne ev ne araba sahibi olmak mümkün değil. O zaman geleceğini yurt dışında arıyor. Onlara sözüm var. Gençler size sözüm var. Hiç endişe etmeyin. Bu harami düzenini bitireceğim. Haramilerin düzenini. Ben saraylarda asla ve asla oturmayacağım. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya'sı var. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Ve dolayısıyla sizden isteyeyim. Sizden isteyeyim. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınızın sesini dinleyin ve ondan sonra oy kullanın. Birileri meşli çetelere çalışırken, uyuşturucu baronlarına çalışırken, birileri ceplerini doldururken, Amerikalarda, İngiltere'lerde dünyalıklarını edilirken, gökdelenler inşa ederken, çiftlikler satın alırken, ha bir sözüm daha var. Buradan kaçırdıkları paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım. Son kuruşuna kadar. Buraya da bir ambulans, sağlık görevlileri şuraya da gelebilirse. Son kuruşuna kadar alacağım. Efendim nereden alacaksın diyorlar. Bay Kemal kimin ne kadar para kaçırdığını, hangi bankaya yatırdığını gayet iyi biliyor. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet demez. Dolayısıyla buradan para çalınıp gitmişse o paraları getireceğim. Kul hakkı yiyenlerle mücadele etmek benim görevim. Ben sizden destek istiyorum. Sadece destek istiyorum. Desteği verin, Türkiye'yi değiştirelim. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edelim. Bizim Ekrem Başkan'ın güzel bir sözü var. Her şey... Her şey... Her şey... Arkadakiler duymuyor galiba. Her şey... Her şey... Her şey... Emin olun her şey çok güzel olacak. Size baharları getireceğim. Huzuru getireceğim. Bereketi getireceğim. Kardeşliği getireceğim. Ayrımcılığı bitireceğim. Beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Komşu komşunun külüne muhtaçtır der. Komşuların komşuluk ilişkilerini büyüteceğiz. Başı açığı, başı kapalısı. Herkese dost, herkese kardeş ve herkese kucak taşıyacağız. Türkiye kamplaşmayacak, Türkiye kucak taşıyacak. Bütün hedefimiz daha büyük, daha zengin, daha güzel bir Türkiye. Herkesin aşının, işinin olduğu güzel bir Türkiye. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum.
Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Hemen öncelikle buraya Türkiye'nin müstakbel başbakanı İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Kocaeli Milletvekilimiz Haydar Akar. Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet. Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi. Millet Buluşmalarımızın Koordinatörü Eski Devlet Bakanı Erdoğan Toprak. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarımız Cihan Paşacı. Ümit Dikbayır, Burak Akburak. Genel Başkan Başdanışmanımız İzmir Milletvekili Tuncay Özkan. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcımız Murat Aydoğdu. Millet İttifakı Kocaeli İl Başkanlarımızı anons ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı. İYİ Parti İl Başkanımız Nusret Acur. Saadet Partisi İl Başkanımız Zafer Mutlu. Gelecek Partisi İl Başkanımız Hasan Arabacı. Deva Partisi İl Başkanımız Semih Taşveren. Demokrat Parti İl Başkanımız Mustafa Nazlıgül. Sayın Lütfi Türkkan. Kocaeli milletvekillerimizi anons ediyorum. Nihip Kanko, Harun Özgür Yıldız, Hasan Bitmez, Nail Çiler, Serap Çıkar, Tülin Keçeci Güngör, Cuma Karavar, Caner Ardıç, Mehmet Ümit Küçük, Selman Kösalı, Hülya Güreli Yolcubal, Belkıza İlter, İsmet İşeri, Berna Çetin, İYİ Parti milletvekillerimiz, Lütfi Türkkan, Şamban Yıldız, Mehmet Kamil Şirin, Pelin Filiz Coştur, Nesli Gökçe Kondu Çağlayan, Ali Paşa Nayipoğlu, Abdülkadir Erbağcı, Yüksel Ercan, Özhan Aşkın Öztürk, Hasan Sır, Seda Büyükkara, Güzin Aşkın Alparslan Atalı, Aşkın Özön, Savaş Emiroğlu. Sevgili Kocaeliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! Milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın sevgili Kocaeliler. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin misafirperverliğine çok teşekkür ediyor. Hoşçakalın diyoruz.